1. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu olmaktan çıkarılmalı. Kesinlikle çıkartılmalı. Bunu Sayın Başbakan ve AKP CHP'nin aleyhinde çok fazla kullanıyor. İşte son 4+4'ü de biliyorsunuz. Son gününde Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi son gününde gelmesine rağmen sanki o 1,5 aydır bu tartışılıyormuş gibi çıktı. Buna karşı çıkıyorlar dedi Kur'an-ı Kerim'i. Dolayısıyla bunu bir siyasal motif olarak kullanıyor ama söylüyoruz dünyanın laik bir ülkede din dersi zorunlu olmamalıdır. İnsanlar şöyle dememelidir. Ben almayacağım hocam veya benim çocuğum almayacak. Hayır. Bir ders koyarsın, isteyenler giderler, o dersi alırlar diye düşünüyoruz. Yani kim tercihli dersi, olmamalı. Tercihli gidip tercihle almalılar. Tercihle almalılar. Üstelik de şu bile olmamalı yani. Ben alacağım, ben almayacağım. Öğretmenim ben almayacağım. İşte o tercih derken olmamalı. Ben onu kastettim. Orada çünkü almadığı zaman da tercih etmediği zaman da olumsuz bakılıyor. İnanılmaz olumsuz bakılıyor. Evet. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kim ne derse desin kararı vardır. Çok net. Alevi vatandaşlarımız için de var. Diğer işte dediğim gibi Ermeni vatandaşlarımız için de, Katolik vatandaşlarımız için de, Rum vatandaşlarımız için de, diğer dediğim gibi yani hayır ben aldırmak istemiyorum diyen Süryaniler şuna, ben aldırmak istemiyorum diyen vatandaşlarımız için de bu zorunlu olmayacaktır. Evet. Olmamalıdır daha doğrusu. Ama bakın bu bizim görüşlerimizi söylüyorum. Şimdi tabii orada tabii oraya gelecek. İnşallah bunda uzlaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah ben bunun hayır olmazsa olmaz diye direteceğini hiçbir partinin tahmin etmiyorum. İnşallah diretmezler. Bunu de güvencesi olarak görüyorsunuz. Bravo, tabii. Peki. Kesinlikle. Peki. Çünkü hep güvenceler üzerinden hareket ettiniz. Onun ben bir kere daha genel anlamda söylediklerinizden altını çizeyim. Buralara madde koymak yetmez. Bunların hepsinin güvencesini koymak gerekir. Bravo. Hani hep söylenir ya anayasalar 3 sayfa 5 sayfa olsun. Olsun da olsun. Güvence gerekiyorsa o zaman 500 sayfa İsterse olsun. İsterse 10 sayfa olsun. Tamam. İsterse 10 sayfa güvenceler olsun. Çok daha önemli. Çok önemli. Evet. Çünkü bu dediğim gibi Fransızlar için gereksinme duymayabilir. Evet, ama Türkiye'de. Türkiye gibi ülkelerde. Sadece emeklilik konusunda sadece çalışanların haklarında. Tabii canım. Her yerde. Tabii. Peki. Devam ediyoruz. Dediğiniz konulardan Milli Güvenlik Kurulu anayasal kurum olmaktan çıkartılmalıdır. Evet. Zaten neyi soracaksınız? Ya önemli bir konu oldu. Uluslararası bir sorun oldu. Bir terör olayı oldu veya bir herhangi bir düşmanlık olayı oldu. Cumhurbaşkanı ya da başbakan ya da çağırır. Askerleri çağırır. İstediği bakanları da çağırır. Arkadaşlar ne yapalım? Ne edelim? Gidelim mi? Gitmeyelim mi? Diye sorar bunu. O yüzden Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kuruluş olmaktan çıkartılmalıdır. Seçim barajı %5'e inmeli. Bunu söylediniz zaten. Mutlaka inmelidir. Evet. Bu temsil hakkı bir için. Halk üzerinde vesayettir. Kimin vesayeti? Siyasal sistemin vesayetidir. Aman sen başkasına oy verirsen. Sen büyük balığı sürüden ayrılma demektir. Neden? Adam %1 istiyorsa versin. %0,5 istiyorsa ve sonuçları itibariyle söyleyeyim. Bunu akademisyenler bilir. Hepsinden şey alabilirsiniz. Haklı olarak hukukçu olmayanlar bilmez. İki turlu çoğunluk sistemi bile Fransa'daki bizdeki kadar korkunç sonuçlara yol açmıyor. Bunu da bir veri olarak söyleyeyim. Söylüyorsunuz. Yerel yönetim reformu yapılmalı. Bu tek bir bölgeye özgü değil. Güneydoğu'yu kastediyorsunuz. Tüm Türkiye için planlanıyor. Aynen. Üniter devlet. Şimdi bakın. Ne yani bunu biraz açar mısınız? Yerel yönetim derken özel bölgeler mi? Mesela federasyona kadar gidebilir mi? Federasyona gitmemeli. Çünkü federasyon ülkeyi bölebilir. Neden? Çünkü bizde mesela bizim bazı arkadaşlar anlaşamadığımız nokta şu. Mesela Amerika'da federasyon var. Ama orada İtalyanların bölgesi, işte İrlanda'dan gelenlerin bölgesi, Porto Rikolların bölgesi, federal devleti diye bir şey yok. Dikkat edin. Hı. Almanya'da da işte şunların, Saksonların, bilmem nelerin bölgesi diye bir şey yok. Alman, yani maalesef değil, onlarda bir benzer bir Alman ırkı, neyse Cermen ırkı mı diyorsunuz ne var. Şimdi bunun tersi olduğu yerlerde İspanyollar bile oturdular. 78'de anayasa yapalım dediler. Yaparken Bask ve Katalonya dedi ki biz ayrılık istiyoruz.
Şimdi düşündüler, ya ayrılık vereceğiz dediler. Kötü bir şey dediler, İspanyol'un bütünlüğünü bozacak. O zaman size sadece bölgeleşme verelim deseler, onun bölünmeye götüreceğini biliyorlardı. Hı hı. Yok kardeş dediler. Benzer koşulları taşıyan herkese bölge şeyini verelim dediler. Hı hı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin de buradan yola çıkarak yerel yönetimlerinin güçlendirilmesini biz de kabul ediyoruz. Yani Ankara'ya bağlı kalmamalı, işte zapt suyuna köprü mü yapılacak, Ankara'dan karar verme buna. Evet, olmamalı. Verme kardeşim evet, yani. Evet. Havaalanı mı yapılacak, sen karar verme. Stat mı yapılacak, sen karar verip uygulama. Amma ve lakin üniter devleti de bozmayacak bir yapı yapılabilir mi? Yapılabilir. Yerel yönetimleri güçlendirerek yapılabilir. Biz o yüzden sınırı koyduk. Üniter devleti bozmasın, bir federasyona götürmesin. Fakat yerel yönetimi güçlendirelim. Güçlensin. Askeri Yargıtay kaldırılmalı. Kaldırılmalı. Neden? Hiçbir anlamı yok. Yargı birliği için. Yargı birliği için. Hiçbir anlamı yok. Yani hakimler askeri konular olunca karar veremeyecek durumda mı? Yargıtay'ın bir ihtisas dairesi, bir dairesini koyarsın. O konulara bakar. Askeri Yargıtay kaldırılmalıdır. Özel yetkili mahkemeler mutlaka çok hassas. Mutlaka kaldırılmalıdır. Burada bir yani oyun oynuyoruz. DGM'leri ortadan kaldırdık dedik. Hı hı. Yerine AKP tekrar özel yetkili mahkemeleri daha da vahim şekilde getirdi. Vahim şekilde getirdi. Tutukluluklarla, işte gördüğümüz şeylerle, dolayısıyla bunları siyasal mahkeme olmaktan çıkartmak için de özel yetkili mahkemeleri çıkartmamız lazım. Mutlaka kaldırmamız lazım. Bu işleyişiyle Türkiye'de hukuka yardımcı olmuyor. Ve hatta sonunda şuraya da gelin yani. Sonuç itibarıyla devletin bir mekanizması, sonunda özel yetkili mahkemeleri kim kurdu? AKP kurdu. Onun döneminde. Peki bu AKP'nin başında kim var? Başbakan var. Peki bu özel yetkili mahkemeler kimi içeri aldı? Aziz Yıldırım'ı ve arkadaşlarını aldı. Başbakan ve arkadaşları boş ver, onları Mahsus'dan aldılar. Bunlar yalan söylerler. Hiçbir suçu yoktur Aziz Yıldırım'ın diyor. Peki o zaman bu adam neden yatıyor? 6 aydır mı neyse işte 10 aydır. O neden yatıyor o zaman içeride hiçbir? Demek ki ne başbakan ne devletin bir kesiminin özel yetkili mahkemelere hiçbir güveni filan da yok. Onları bazı işlerini görmek için herhalde düşünüyorlar. Düşünün, böyle bir şey olabilir mi? Kur'an AKP, AKP'nin başbakanı diyor ki boş ver onları diyor. O suçlu diyebilir, içeri de atabilir, tapeler de var diyebilir. Burada hiçbir şey yoktur diye karar çıkarttırıyor. Ona geleceğiz. Geleceğiz. Biraz ayrı yani. Peki. Komedi bu. Ama işte bizim arkadaşlarımız dolayısıyla özel yetkili mahkemeler hukuk devletinde olmamalı. Kesinlikle olmamalı. Olmamalı. Ve hassas bir konu. Onunla da bu başlıkları bitirmiş olacağız. Bu BDP'nin de dörtlü planında, çözüm planında anayasaya da getireceği, sizin komisyona getireceği önerilerden biri ana dilde eğitim meselesi. Siz diyorsunuz ki Türkçe resmi dil olarak korunmalı, ancak devlet okullarında ana dilin öğrenilmesi imkanı tanınmalı. Öğrenilmesi. Şimdi biz eğitim dili bunda değil. Çok eğitim dili olmamalı diyoruz. Neden? Bunu efendim Kürtçe daha düşük dildir filan, kesinlikle böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir hakkımız yok. Böyle bir saçmalığı söyleme imkanımız yok vatandaşlarımızın. Fakat eğitimi, çocuklara eğitim dili demek bir dilde, ben mesela İngilizce, Fransızca eğitiminde olmasını çok sıcak bakmıyorum. Bu efendim Türklük en üstündür filan dediğimizden değil. Bu insanların birbirini anlama, birbiriyle konuşma imkanını ortadan kaldıracak bir formüldür diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. O yüzden dedik ki ana dilde eğitim formülünü benimsemiyoruz dedik, ama bu bizim görüşümüz. Ama ana dilin öğretilmesi insanların doğal hakkıdır. Dilini öğrenecek, geliştirecek, o dilde kitap yazacak, şiir yazacak, neyse işte konuşacak televizyonda, ana dilini öğretmekle mükellefiz dedik hatta. Mükellefiz. Bunun için bütün organizasyonu kuracağız. Ama tüm eğitim ana dilde olursa şuna varır dedik. Düşünün. İstanbul'da Kemerburgaz'da lise düşün. Biri Türkçe eğitim yapıyor, biri Kürtçe eğitim yapıyor. Ya düşün. Dedi ki ben burada 10 tane aileyim. Çocuğumun Kürtçe eğitim almasını istiyorum. Şimdi iki lise mi kuracağız? Ya da çocuğa şöyle mi diyeceğiz? Kusura bakma.
sen Kürtçe eğitim istiyorsan git Diyarbakır'da mı al diyeceğiz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? O yüzden biz diyoruz ki bizim düşüncemiz eğitim yanlıştır ve ülkeyi böler. Ama yani ana eğitim dili olması eğitim yanlıştır. Dili olması ama öğretilmesi, o dilin geliştirilmesi, derslerinin olması, öğrenmesi bunu zorunludur. Yani mükelleftir devlet diyoruz. Ama tekrar söylüyorum, ben BDP'nin de bunda hayır eğitim olmazsa ben bu işi bırakırım diyeceğini tahmin etmiyorum. Evet. Ama göreceğiz. Gelecek öneriler. AKP ne diyor mesela bu konuda bilmiyorum hiç. Bunlar gelecek. Bizim tavrımız net. Ana dilde eğitim yapmayalım diyoruz. Ana dili öğretelim insanlara diyoruz. Bunun yollarını devlet bulacak diyoruz. Hem devlet okulunda olabilir hem özel okulda olabilir diyoruz. Evet. Ama ve lakin dediğim gibi bizim düşüncemiz bu. Dur bakalım AKP ne diyeceksin sen? MHP ne diyeceksin? BDP ne diyeceksin? Ben bu konunun çok net söylüyorum. Eğer insan haklarına filan bağlamında çözmek istiyorsak bunu. Hayır. Hiç olmayacak. Ne Kürtçesi. Kesinlikle böyle bir şeyden yanından bile geçeceğiz. Geçmeyeceğiz. Diyeceğini de zannetmiyorum kimsenin. Hayır. Eğitim olmazsa biz yokuz. Diyeceğini de tahmin etmiyorum. Gene konuşuruz. Evet. Zaten BDP'yi söylediğiniz zaman bunu bir kesin tabur olarak da görmedik. Geçen hafta Sayın Demirtaş söylediğinde tartışmaya açmak üzere 4 maddelik bir çözüm planı olarak ortaya getireceklerini söylediler. Burada geçen hafta ile ilgili Sayın Demirtaş ilk bölümde bunları hep konuştuk biz. Bilmiyorum. Net olarak da ifade etti. Sonra ikinci bölümde konu tabii bu silahların bırakılmasına gelince böyle biraz tartışma gibi oldu. Oysa bizim işimiz kendi görüşümüz değil. O sırada tabii. Hükümetin işte Barzani'nin silahların bırakılması, biz başkalarının görüşünü söylüyoruz ve onlara da bütün ayrıntılarıyla sormak zorundayız. Cevaplar da ona göre alınıyor. Yanlış algılamalar filan oldu. Böyle biz kişisel tartışmaya girmiş gibi öyle bir şey yok. Zaten maksadımız da ayrılırken Sayın Demirtaş anladı. Ama öyle algılanmasa yapacak bir şey yok. Algılayana da eleştireye de saygımız da sonsuz. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Yani. Tekrar yani bakın bunu bu şey için değil. Şimdi bizde bir şey vardı. Marifet iltifata tabidir derler. Yani marifet değil. Şimdi emin olun tekrar söylüyorum. Şimdi bunu söyleyenlere ben de seyrettim. Ve de sonra tartışmayı ben de izledim. Şimdi geçmişten Ali Kırca'yı bilen ben yok, burada karşıda değil. Yok, ama şey şunu söyleyeyim. Olmaz, ya tartışmada bizler hayır. Bu az kaldı Türkiye'de. Hakikaten az kaldı. Ya ben şimdi şunu izliyorum. Adı da önemli değil. Bunlar Allah'tan yeni. Yani hepsi 2000'den sonra doğmuş insanlar. Doğmuş diyorum tırnak içinde. Ha bakıyorum. Senden kavgaya giriyor adam. Hayır efendim diyor. Siz diyor zaten CHP olarak camileri yıkmadınız mı diyor. Oğlum sen daha yeni doğdun. Ne gün yıktık? Sen 2002'ye kadar sen gazeteci miydin? Değildin. Yeni çıktın ortaya. Başbakan. Şimdi bu anlayışın herkese teşmil edilerek, uzatılarak bugün genel geçer bir kural haline getirilmesi beni üzüyor. Yoksa Ali Kırca, Süheyl Batum, Ahmet, Mehmet diye söylemiyorum bunu. Böyle değil Türkiye. Maalesef bir şey yaşıyoruz, çılgınlık dönemi. İnşallah bu çılgınlık döneminden çok kısa zamanda vazgeçeceğiz diyorum. Bu siyasal, o parti gidecek, bu parti gidecek diye de değil. Evet. Konu hassas olduğu zaman böyle algılanabiliyor ama algılanabiliyor. Bizim işimiz başkalarının söylediklerine aynı. Size iletmek, bir şey daha müsaade ederseniz bu konuda söyleyeyim. Şimdi, mesela güvenceler ve şey dedik. Evet. Biz sosyal haklarda da kırmızı çizgi hani denirse sosyal haklarda da kırmızı çizgilerimiz var. Kırmızı çizgi denirse yani. Biz gerçekten istiyoruz. Mesela böyle bir kural olmaz. Maalesef 61'de de vardı bu. Sosyal hakları say, bir kere hiçbir güvence verme adamlara, konut hakkı de, işte oturur. E ne demek oldu? Ya konutu yoksa adamın, devlete asgari bir yükümlülük getireceksin. Evet. Diyeceksin ki devlet sen niçin varsın? Bu adamın konutunu sağlayacaksın kardeşim diye. Ve bir meşhur madde vardır. Hem 61'de de vardı maalesef. Efendim devlet bunları yerine getirir ama mali kaynaklarının yeterliği ölçüsünde getirir. Bu ne demektir? Hiçbir şey yapma oğlum. Evet. Dalga geç demektir. Biz bunların da değiştirilmesini ve böyle bir hiçbir şey yapma maddesi değil, tam tersine bu maddenin devleti mutlaka bu asgari standardı sağlayan şeyler yapmaya zorlayan bir madde olarak değiştirilmesini istiyoruz. Evet. Bunun çok önemli olduğunu sanatçılarda anladık. Devlet, iktidar ne diyebildi? Ne sanatçısı ya dedi. Dikkat edin, istediğime para veririm, istediğime vermem dedi. Şimdi Anayasa'nın 64. maddesi yazıyor orada.
Biz diyoruz ki... Okuyayım mı? Okuyayım. Sanatın ve sanatçının korunması. Madde 64. Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır diyor. Evet. Demek var ama demek ki yeterli değilmiş bu. Demin dilimize geldik mi? Güvence meselesine geldik. Demek ki yeterli değilmiş bu. Demek ki bunu eğer samimi isek, hakikaten bu devlet herkesin haklarını şöyle bir demokratik ve sosyal devleti çıkartsın diyor isek, bugünkü madde bunu sağlamıyormuş. E canım çok iyi bir iktidar da sağlar. E zaten anayasalarda böyle durgun denizler için değil, dalgalı deniz için yapılmışsa her ihtimali göz önüne alarak ileride başka o zaman yüzyıllar boyunca kalır. Meselelerine de tabii, dikkate alarak yüzyıllar boyunca o zaman kalabilir. Tabii.